Testatörüsü YouTube kanalımıza bir defa daha hoş geldiniz. 2021 YDT'ye 6 gün kala. Saate niye bakıyorsam 6 ama şey ben tam hesaplamak için yaptım da beceremedim onu. 6 gün var. Bu videoyu bu gece muhtemelen gecenin ilerleyen saatlerinde seyredeceksiniz arkadaşlar. Şimdi hep YDS konuştuk, YDS konuştuk çoğunlukla, yok dil vesaire. Hep YDT'ci arkadaşlardan ya YDT'de konuşalım, YDT'de konuşalım. YDT'nin zaten... Şimdi ayrı bir yeri var bende. Çünkü ben de YDT ile İngiliz Dil Edebiyatı okudum. YDT'ci arkadaşlar. Şöyle yaklaşın biraz. Şimdi tabii ki şimdi YDT'ciler uzak durun demiyorum ya da yok değilciler falan şimdi böyle üçe ayırmış gibi oldum ama tabii şimdi YDT ile meslek olarak İngilizce ile alakalı bir şey seçecek olan arkadaşlar olduğundan ayrı bir gönlüm var onlarda. Çünkü şu anda muhtemelen konuştuğum insanlar gelecekteki meslektaşlarım. Gelecek dediğim de yani 4 yıl, 5 yıl sonra falan. 4-5 yıl sonra şimdi şu soru türü böyle mi çözülüyor diyen birçok arkadaşla birlikte belki soru yazıyor olacağız. Yani ve benim yazdığım soruya diyecek ki mesela şu anda videoyu seyreden bir arkadaş ''Ya orada şu kelime yerine şunu kullansak daha iyi olmaz mı Yavuz?'' falan diyeceğim ki ''İşte ya, yeni versiyon böyle bir şey herhalde.'' Tamam. Şimdi 6 gün kalın neler yapabileceğinizi de konuşacağım tabii ki. 6 günü kesinlikle azımsamayalım. Çünkü çarpı 10 dediğiniz zaman 60 saatlik bir revision zamanı var önünüzde. Hızlıca bir sınavın üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü vocab bölümünde, close test bölümünde, cümle tamamlama, işte restatement situational, bu dialog bölümünde falan neler yapabileceğinizi bir kere daha ben hatırlatmak istiyorum. Eminim sizler çok iyi çalışmışsınızdır. Hiçbir şüphem yok. Ama yine bir de ben hani içim rahat etsin. Son dakika şu aman şuraya da bakın. Aman buraya da bakın falan filan demiş olayım. Şimdi kelime bölümünde sizlerin de zaten artık meslek olarak neredeyse İngilizceyi seçtiğinize göre hepinizin bence çok iyi şu anda yapamıyor olsa da farkında olduğu bir şey var. Nedir? Kelime listelerle falan ezberlenecek bir iş değil. Çünkü bu bir talent, bu bir gift ve çoğumuzda yok. Ha Sözelci olduğunuz için belki sizde vardır. Ben sayısal kökenli bir adam olduğum için bende hiçbir zaman ezberleme becerisi, yeteneği vesairesi gelişmedi. Ha, ne yapabilirim o zaman? O zaman konteks dediğimiz bağlamdan çıkarabiliyor olmam lazım. Şimdi sınavda size şöyle kalın kalın paragraf gibi şeyler geliyor, cümleler geliyor değil mi? Ama şöyle biraz sakince yakından bakınca görüyorsunuz ki Researchers of ya da from the institute of bilmem ne. Heh bilmem nereden gelen araştırmacılar. Boşluk. A number of extensive surveys concerning the nınırı 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 nınırı. So dıt dırı diye devam ediyor. Şimdi nefes ver. Araştırmacı deneyi, anketi, araştırmayı ne yapar ki zaten yani? Şimdi aşağıdaki 5 kelimeye de bakmıyorum zaten. Ben ne arıyorum acaba? Araştırmacı deneyi ne yapar ki? Bir bakıyorum ne, o, ne yapar? Perform eder, execute eder, carry out eder, conduct eder yani. Hani 4 tane 5 tane fiil var zaten. Bir bakıyorsunuz aa, C'de conduct ettiriyor. Şunu yapmayalım. Yine belki doğru cevap bulabiliriz ama çok zaman kaybederiz. Bir de kafamız karışır. O kesin zaten. A e, altın çizmek, B işte yürütmek, C m, neydi o? T, meydana gelmek. Bu bir şey. Aa E, E ne ya? Baksana nerelerde zaman kaybediyorum. Sen 5 kelimenin de ne anlama geldiğini niye bakıyorsun ki? Boş ver. Sen işine ne yarıyor? Hani sana ne lazım dedikleri şey. Yukarı bakıyorsun araştırmacı deney. Araştırmacı deney ne yapar ki? Yürütür, yürütürlü bir şey arıyorum. Aa bir tane C var. Peki E ne demek? Bilmiyorum ne demek. Benim işime C yarıyor. C'yi aldım. E'nin niye yanlış olduğu beni ilgilendirmiyor. Bakın biz testerlar yani tester olarak da konuşuyorum aynı zamanda. Sizin ya da hangi sınavı hazırlıyorsak o kitlenin bilmeyeceği ya da çok az karşısına çıktığını bildiğimiz kelimeleri bilerek veririz şıklara. Yanlış olduğunu bilerek ve şu blöfe oynamaya çalışıyoruz. Bakalım takılıyor mu oraya. Ne aradığını mı biliyor yoksa 5 tane şıkka bakarak mı soru çözmeye çalışıyor? Bu makbul değil. O yüzden siz ne aradığınıza bakın. Bir tane örnek vereceğim, geçeceğim. Diyor ki mesela araştırmacılar elde etti. Nınırı 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 sonuçlar from the bilmem ne deneyi falan. Bu yüzden de çok böyle kaygılılar. Heh, bir dakika sakin. Ne arıyorsunuz? sıfat arıyorsunuz. Nokta nokta sonuçlar. Nasıl sonuç olur ki zaten? Ya iyi sonuç olur ya kötü sonuç olur. Hadi diyelim ki bir şıkta frustrating var. Bir şıkta da promising var. Ha bir dakika ikiye indirdim şimdi. Mesela intentional var. Intentional ne? Kasıtlı sonuç olmaz. Şimdi ya frustrating olacak değil mi? Moral bozucu, hayal kırıklığına uğratıcı ya da promising olacak. Yani o gelecek vadeden ümit verici. Şimdi diyor ki tester size. Sana zor bir kelime sorusu sordum. E, ne yapayım? Devam et hikayeye de. Hikayenin devamında iyi bir şey mi anlatıyorum? Kötü bir şey mi anlatıyorum? anlatıyorum. Bu yüzden ümitliler. Aa ümitliler bu yüzden. Promising işaretlerim. Ya da bu yüzden moralleri bilme. Aa frustrating işaretlerim o zaman. Bu da seçici soru dediğimiz sorular arkadaşlar. Şu anda verdiğim örnek zor bir kelime sorusu. Ror Yapamadım. Tırnak içinde zor. Yani size zor değil zaten. Şimdi kelimelerde buna dikkat ediyorsunuz. E geliyor zaten individual grammar questions. Yani tense'ine dikkat et. İşte infinitive gerund mı? O mu? Bu mu? Vesaire. Participle sorusu mu? Prepositional phrase mi? Bağlaçlar mı? Mesela bağlaçlar videolarımız var. Mutlaka mutlaka gidin bir şey yapın, tekrar edin. Mutlaka oradaki örneklerde, size söylediğimiz tiyolarda, size verdiğimiz anlamlarda, verdiğimiz örnek cümlelerde işinize yarayacak detaylar bulacaksınız. Mutlaka bakın. Çok detaylı çünkü bağlaçlar videoları koyduk kanalımıza. Şimdi bir tense konusunda bir şey söyleyeyim. Rahmetli Baylar Soytekin'in dediği sadece tense konusunda değil. Gramer bilgisi, teknik bilgiyi test eden sorular karşınıza geldiğinde onun zamanında rahmetli zamanında ÜDS, KPDS falan vardı. Eğer bir soruya baktığınızda 12 saniyeden fazla zamanınız alıyorsa bir soruyu ağıt yakıyorsunuz demektir. Demek ki neyi test ettiğini görmemişsiniz demektir. Şimdi ben onun kadar tecrübeli değilim henüz. Yani hocam kadar olamadım. Belki de 68-70 yaşında olacağım. Ben de birilerini yetiştireceğim tabii ondan sonra. Benim öğrencilerim de diyorum ki hep öğrenci. Siz de 20 saniye bakın. Tamam Baydar Soytekin kadar harika anlatamayabilirim. Ama en azından siz de 20-25 saniyede çözün soruyu. Mesela tensler. Tenslerde Türkçesini hayatta inmiyorum. Tenslerde o cümlenin anlamını hiç 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 mi hiç merak etmiyorum. Çünkü bilmem nolojistler. Kimse bu bilmiyorum hangi meslek. Boşluk yine bir dizi bilmem ne bilmem ne bir şey bir şey bir şey on da dinozorun bilmem nesiydi yok işte omurilik gıdanı. Allah kahretsin. Over the past ten years. Ha sakin. Bitti benim için soru. Son 10 yıldır dediğine göre Heavily, hazly has been doing, have been doing. Present perfectli bir şey arıyorum. Eğer sadece cümle buysa. Bakın time clauses'lar. Bakın tense 4. Değil mi videolarda? Time clauses'lar hediye sorular arkadaşlar. Mesela when'li bir cümle var. Oo, iki boşluk. Hiç sıkıntı değil. Kesinlikle 25 saniye sonra hemen bir artı haneme geliyor. Çünkü when'li cümlenin içi bilmem ne tense olursa burası böyle olur zaten. Şurası böyle olsa burası da böyle olur zaten. Bitti. Şimdi tense'ler dedik böyle. Comparative, superlative e bakıyorsunuz değil mi? The comparative, the comparative mutlaka çıkar bir yerlerde. Readinglerde de işinize yarayacaktır. Ve geldik close test'e. Close test değişik bir şey değil. Close test, bakın size individual olarak ten soruyor. Individual olarak Participle soruyor. Individual olarak infinitive gerin soruyor. E close test dediğinizde bir hikaye işte yani şöyle bir 5 cümleden oluşan bir şey, 6 cümleden oluşan bir şey veriyor. Bunun içinden 5 tane soru soruyor. Aynısı yine. Relative clause'lara bakış açınız. Eğer tek soru olsaydı nasıl olacaktı? Ha Bu geliyor, ha, mekan var, mekandan, her mekandan sonra where kullanmıyordum, dur bunun devamına bakıyordum. E, close test de dedi ki, işte City is boşluk. Şimdi which, where, bilmem ne var. Aynı bakış açısı. Değişen bir şey yok test testle individual testte değişen bir şey yok. O yüzden hani ayrı ayrı soru türü gibi gözüküyor ama aynı şeyi test ediyor. Bu arada ayrı soru türü olmasının nedeni de Düşünsenize 80 tane soru soruyoruz. Hepsi gramer olsa insan artık İngilizce sizlikten değil, yorgunluktan, konsantrasyon eksikliğinden bıkarda yanlış yapmaya başlar. Sınavlarda farklı farklı tarza soru verilmesinin nedeni bir tanesi de budur. Şimdi cümle tamamlama'ya geldim. Benim elimde bu arada 2020 YDT olduğu için ben onların üzerinden gidiyorum. 21-28 cümle tamamlama olmuş. Hoş geldiniz. Cümle tamamlamada nasıl tam skor yapılır, tam puan alınır videomuza. Burada size söylediğim şey hani isteyen gider bakar, isteyen de şimdi buradan dinlesin. Reference. Arkadaşlar çok güzel sorular sorar. YDT, işte YKS, şey YDT, YÖK değil, ee, YDS. içinde artık ne varsa yani kim kullanıyorsa. ÖSYM'deki testerler güzel soru soruyor. Amaç çok belli ki öğrenciye gol atmak değil. Hani kastırmak değil. Şimdi şöyle hemen hazırlık yapayım. İki tane cümle var değil mi? İki cümlenin işte başını vermiş ikinci bölümünü bana soruyor ya da başını soruyor ikinci bölümünü vermiş. Bana verilen tarafı iyi bilmem lazım. Bakın bunda kesinlikle vıt vıt tekniği var zırt zırt oraya bakınca çıkıyor şöyle bakınca öyle bir şey yok arkadaşlar. Hele hele siz YDTC olarak benim dediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Bakın. Çünkü İngilizce ya da yabancı dili meslek olarak, yol olarak seçen arkadaşlarsınız. O yüzden onun short katı, bunun bilmem ne katı falan yok. Hele 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 cümle tamamlamalarda bakın eğer bir time clause yoksa hani when, when I went to bilmem neresi dediğine göre şuna katılabiliyorum. Ha Yavuz, when'li cümlenin içinde simple past koymuş. Bu taraf pastli bir şey olmak zorunda. Ama simple past, ama past continuous, ama past perfect, past perfect continuous. Katılıyorum. Aşağıda present perfect'li olan şeyleri elerim. Ben de katılıyorum zaten. Buna sınav tekniği diyorsanız sınav tekniği ama when'in içine simple past geldiği zaman burası da past'lı bir şey olur bilgisine sahip olmayan için teknik Değil bu. Bu bilgiye sahip olan kişi için teknik. O yüzden time clause'lara dikkat edin, reference'lara dikkat edin. Mesela boşluk, they built, bilmem ne bilmem ne işte yerler vesaire. Şimdi bakın bir insan evladı grubu var. Nereden anlıyorum? Feel built olmuş. Yani bir şey inşa ettiler onlar diyor. O zaman aşağıda Elephants görüyorsanız, elephants da benim işim yok. Filler bir şey inşa edemez. İçinde, içinde inşa etmek kavramını gerçekleştirebilecek çoğul bir grup olan şık arıyorum. Bu, bu gözle bakarsanız net ikiye iniyor şıklar zaten. Ama öyle böyle değil. Net ikiye iniyor. Sonrasında zaten zaman uyumu vesaire gibi ya da hikayeyle bağdaşması gibi kriterle işaretliyorsunuz. Sonra bir de <gülüyor> buna gülüyorum çünkü bunsuz bir sınav görmedim ya da ben hatırlamıyorum. Unless. Ne demek? olmazsa olmadıkça ya da öyle de çevrilebiliyor. Ve hepe yakında Boşluk önde yani şey ilk cümle ilk bölüm boş şey soru diyor ki it will not be possible to finish the bir şey bir şey in time zamanında şey etmek mümkün olmayacak e eğer gelmezse eğer aramazsan eğer istemezsen eğer çalışmazsan eğer bilmem ne etmezsen ya unless'li bir şey ya da if you don't if they don't if he doesn't if she doesn't'lı bir şey olması gerekiyor bunlara dikkat edin unless'in niye ise e, YDT için YDS için yok dil için ayrı bir önem var herhalde çünkü bunsuz bir sınav yok. Ve geldim benim yine elimdeki sınavda. 29.43 Reading. Heh haydi buyur readinglerini söyleyeceksin. Reading, dünyanın bütün sınavlarında olduğu gibi, TOEFL ve IELTS'te de olduğu gibi, hızlı tarama becerinizi test eder. Bir. İki, konteksten öğrenci işine yarayan kelimeyle yaramayanı ayırt edebiliyor mu? Bunun için reading yapmış mıyı test eder. Net yani. Şimdi mesela bunu test etmek için de yine bir tester olarak konuşuyorum. İtirafta bulunuyorum hatta, itirafçı gibiyim. Öğrencilerin hiç hayalini bile kuramayacağı konular seçiyoruz. Farkındasınız değil mi? Bize bolca boğulacağı... diyorsunuz ondan sonra. Ben çok duydum de çalışırken. Test ofiste çalışmıştım da. Koridorda falan öğrencilerden neler duyuyorsun. Şimdi ama yani bize küfretmeyin. Bizim de işimiz şu. Sizin reading skill'ınızı test etmek için mesela şu kitle Astronomi konusu, astronomi alanında Jüpiter'in bilmem nesi bilmem nesi konusunda herhalde bir şey okumamıştır. Evet okumamıştır. Gel reading soralım bunlardan. Ben senin Jüpiter bilgini, astronomi background'ını test etmiyorum ki. Orada kullandığım bazı özel isimler olabilir. Hani astronomi okumuş insanlara, uzay bilim, işte uçak muçakla alakalı bir şeyler okumuş, hava bilimle alakalı bilimler okumuş insanların bilebileceği kelimeleri. Tabii ki kullanacağım ama senin bilmeni beklemeden. <laughs> Diyeceğim ki mesela... İşte şöyle şöyle parçalar vardır Saçez, hiç senin görmediğin dınnları ve hiç senin duymadığın zınzırı. Bunlar tehlike oluşturuyor dünya için. Çarptıklarında işte ne tavuklar yok olabilir diyorum. Of bunlar ne demek? Ne yapacaksın? Yıldız adı, kuyruklu yıldız adı, cüce gezegenin özel adı, ne bileyim Jüpiter'in göbek adı, Mars'ın işte kuyruğu ne ilgilendiriyor? Ama diyor ki particles ya da parts işte coming from other bilmem ne saç ezdi. Tamam işte dünyaya çarpacak bir şey. Ne çarparsa çarpsın ne yapacaksın? Ama biz Yine ben kendimize aslında kızıyorum İngilizce öğretmenliğini reading dersi veren. Çünkü biz çok alışmışız öğrencilere her kelimenin adını bilerek reading yaptırtmaya. Öğrenci vocab gez yapamıyor. Ve şimdi siz YDT'ciler olarak şu son 6 gün. Aa şimdi 6 günde mi gelişecek benim vocab gezim? Arkadaşlar vocab gez bir günlük çalışma. Bir günlük çalışma. 6 günde bunun dersini verirsiniz yani. Hani sınavdan çıkarsanız vocab gez dersi verilir falan filan diye etrafa ilan verirsiniz yani. Hiç gözünüzde falan büyütmeyin. İşi gözünüzde büyütmeyin, kendinizi de küçük görmeyin. Bakın şimdiye kadar bu videoyu seyreden ve haftaya YDT'ye girecek olan arkadaşlarımın çoğu kaç bin tane soru çözmüştür şu ana kadar. Yani vocab gezi mi 2 günde halledemeyeceksiniz? Five. Okey. Şimdi reading test ettiği şey ikinci şey. Restatement becerisi. Dolayısıyla eş anlam bilgimiz test ediliyor bizim burada. Siz hiçbir soru gördünüz mü? Parçanın içinde turn down geçiyor mesela reddetmek. Ee doğru şıkkın içinde de turn down var. Yeryüzünde böyle bir soru yok. Yani turn downsa kesinlikle işte decline, reject, ondan sonra refuse to do something falan filan gibi bir şey olması lazım ki ben şunu test ediyorum. Öğrenci şıklara bakıyor şimdi aşağıdaki hangisi parça göre doğrudur. Doktorlar reject attı bilmem. Ha bir dakika reject nerede geçiyor? Oğlum? Reject, şurada turn down vardı. Heh. Heh işte bu beceriyi test ediyor readingler. Yani buradaki bilgiciyi gidip zzz, tespit ediyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz aynı şeyi mi söylüyor? Bildiğiniz restatement ya. Biraz sonra restatement bölümüne gitmeyecek misiniz? Aynısı. Aynısı. Reading de böyle. Sadece bir tavsiyem biraz hızlı göz hareketi. Hızlı göz hareketi. Her kelimeye takılarak anlamını çıkarmaya çalışarak değil. Yetiştiremezsiniz. Hızlı göz hareketi ve şıklardan gittiğinizde işinize yarayan yeri görüyor olmanız gerekiyor. İşin esprisi bu. Böylece de 15 tane reading sorusunun cevabını cebinize atmış olursunuz. Şimdi bir başka bölüm. Bir başka bomba bölüm. Ahmet diyor ki, dün yoktun toplantıda. Evet diyor ki, işte gelemedim evet ben de biliyorum. Mehmet zıt zı zıt başım ağrıyordu da. Bu yani. İşte diyalog biri bir şey söylüyor, biri cevap veriyor, biri susuyor. Onda <laughs> nokta nokta. Biri hadi ya falan diyor. Ne hadi ya demiştir acaba. Arkadaşlar diyalog dediğiniz biraz sonra yine geleceğiz. Sınavın daha ileriki sorularının içinde olan paragraf tamamlamayla aynı mantık. Sadece paragraf tamamlamada birileri konuşmuyor. Bir hikaye var. Eksik olan cümleyi buluyorsunuz. E, Diyalogda da birileri konuşuyor. Dolayısıyla eksik yeri buluyorsunuz yine. Size en çok ipucunu neresi veriyor? Sonraki cümle veriyor. Değil, hadi ya yok artık falan. Böyle şeylerde çok bağlanız vermiyorlar zaten değil mi? Şimdi bakacağınız şey yani sonu mu okuyalım? Hayır onu demiyorum. S sonraki cümleyi kesin okuyun zaten. Çünkü en büyük ipi oradan geliyor. Ama demek istemiyorum ki yukarıları es geçin. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Benim en çok karşı çıktığım şey zaten sınav tekniği altında saçma sapan bir şeyler söylemek. Yani bu da o, o işin büyücülüğü, falcılığı gibi geliyor bana. Bence bakın yedeteyiciler siz yaparsınız. Hızlıca şöyle bir yukarıdan gelsenize. Yani ha hani 5 laf var. Dördüncüyü soruyor. beşi de bir cevap var. Ben ille de buradan çıkarayım cevabı. Çıkmayabilir. Yani bu, bu quiz değil yani. Pre intermediate quiz'e girmiyoruz. Yani YDT'ye giriyoruz. O yüzden hızlıca bir okusan 30 saniyen gidecek ya. Ya 30 saniye maksimum yani. Maksimum. Ama nokta vuruşu yapacaksın yani soruya. Dolayısıyla evet ben sınav tekniği uygulayacağım, bilmem ne uygulayacağım deyip yani reddetme buradaki ipuçlarını görmemeyi. Neyi kaybedebilirsin ki? Dediğim gibi 25-30 saniyen gider. Diyaloglarda mutlaka tepkiye bakın. Bu çok iyi cevap verir. E peki ya o son cümleyi soruyorsa? E son cümleyi soruyorsa beni ara. <laughs> son cümleyi soruyorsa tabii ki arkadaşlar yukarıdan mecburen yukarıdan çıkaracağım yani. Başka bir şey yok. O daha kolay olur zaten merak etmeyin. Şimdi geldim 49-53 arasında bendeki sınava restatement. Şimdi daha yeni readingden çıkmış öğrenci. Restatement'ı zıplatır zaten. Sizler için söylüyorum. Restatement bakın paraphrase dediğimiz hani yazı dilinde paraphrase deniyor. Hani şu cümlenin kendi İngilizcesiyle öğrenci bakalım ne yazabiliyorum. Reading versiyonu. Yani ben yukarıda provide dedim aşağıda supply oluyor. Bring diyor işte o zaman hani cause olabilir, lead olabilir. Aynısını size yapmış. Burada dikkat edeceğiniz şey bağlaçlar. Bağlaçlara dikkat edin. Ondan sonra sıfatın tabii ki eş anlamlısını verecektir size. Fiilin tabii ki eş anlamlısını verecek. Bir kere bölüm oldu olası. Yani hepsi başından aşağı eş anlam, eş kullanımlar. Restatement işte. O yüzden burada dikkat edeceğiniz daha çok fiiller ipucu verdiği için fiiller ve tabii ki bağlaçlar. Bağlaçlara bakın. Dikkat edin yalnız bağlaçlar aynı yerinde olmak zorunda değil. Ya ama orijinal cümlede even öyle ile başlıyor. Bakıyorum bakıyorum sadece iki tanesinde oldu var. E yani ille de yeri aynı olmak zorunda değil. Bunu zaten eminim sizler de biliyorsunuz. Sevgili meslektaşlarım. Ve geldik 54-58'e. Situational response. Ahmet burada ne demiş? Susan burada ne demiş? Ne bileyim ne demiş? Yani söylediği şeye göre değişiyor. Peki bu, siz bu durumda olsaydınız ne derdiniz? Ben bu durumda olsaydım terk ederdim. <laughs> Değil mi? Öyle ortamlar da olabilir. Hiçbir şey söylemezdim yani. Gözlerimden almasın kardeşim. Şimdi situational response'ta sıfatlara dikkat edin. Fiillere dikkat edin. Diyeceksiniz ki sen de hep sıfat fiil diyorsun. E arkadaş dilde başka bir şey yok ki. Yani en önemli yerine göre adverbler de başrole geçebiliyor tabii ki ama adverbler, şey, sıfatlar, ejectiveler ve verbler bu işin başrol oyuncusu. Çünkü size şu söyleniyor mesela situational responseta. You kindly ask your friend. Ha, dur şimdi. You kindly ask your friend. Bak ask, rica ediyorsun diyor arkadaşından. Kibar şekilde vır vır etmesene çünkü çok hastaymış da başa ağrıyormuş da bilmem ne falan filan. Oraları okuyacaksınız zaten ama ipuçları böyle başta geliyor. Diyor ki, you are angry at your friend because. Ha, bak arkadaşına kızgınsın diyor şundan dolayı ne derdin o durumda. O yüzden sıfatlara özellikle şöyle bir biraz yakından bakın. Tamam? Fiilleri biraz yakından bakın. Bu yüzden çok rahat situation response'ı çıkarırsınız. Sonra geldik yine benim elimdeki 2020 YDT'de 59 ve 63 paragraf tamamlamadan çıkmış. Yani az önce sizin diyalogdaki mantığınızın aynısı. Kafa aynı şekilde çalışıyor. Göz farklı soru türü görüyor ama burası aynı şekilde çalışıyor. Çünkü bir hikaye geliyor. Değil mi? Sırayla okuyorsun işte. Roma'daki çeşmeler, ah çeşmeler. İlk çeşmede böyle olmuş önce. O çeşmenin başında nasıl da buluşurduk seninle falan. Zıt. Ben kaçardım. Buraya ne gelecek? Ne gelecek? Abin gelirdi çeşmeye. Ben kaçardım işte. <laughs> yani ne tamam diyebilir yani. Çeşmenin başında buluşup 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 ondan sonra son cümlede kaçıyorsan ya abisi geliyor ya babası geliyor ya kuzenleri geliyor birisi geliyor yani. Şaka bir yana, burada da boşluktan sonraki cümle yine size en büyük ipucunu veriyor. Tabii ki tekrar tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Yani sonraki cümleyi okuyun demiyorum sadece. En iyi ipucunu bu verir, sonraki cümle verir. Öncesi de belki de onu hazırlar. Belki de bazı sorularda atıyorum sizin gireceğiniz, haftaya çözeceğiniz e, paragraf tamamlamalarının 3 tanesinin cevabı net bir şekilde önceki cümleden gelecek belki. O yüzden hani başını sonunu okumanız, önünü arkasını okumanız garantidir. Ve geldik çeviriye. Vaa, wow. 64'ten 75'e çeviri. Uf. Mütercim tercümanlık okuyacak arkadaşlar. Yersiniz zaten bunları yani. Hani eski bir tercüman olarak söylüyorum. Üniversitede ilk açtığım şirket e, çeviri şirketiydi. Çok çeviri yapan ve kafayı yemiş birisi olan söylüyor, olarak söylüyorum ki çeviri var ya beni evden çıkartmıyordu ya. Bir hafta ben bizim binadan çıkmadığımı hatırlıyorum çeviri yapmaktan. Yani o zamanlar tabii işte ev tercümanlığı tıkır, tıkır, tıkır çeviriyorsun, okula gitmiyorsun, dersler berbat. Kalmışım bütün roman derslerinden, şiir derslerinden. O yüzden bu mütercim tercüme arkadaşlar ve tabii diğer arkadaşlar da çünkü herkes şu anda meslek olmamış. Mesleğe girmemişler, mesleğe doğru gidiyorlar. Bu çeviri sorularını yersiniz. Sadece bir şey hatırlatacağım, paniklemeyin diye. İngilizce'den Türkçe'ye daha rahat gidiyorsunuz çünkü ana dilinize gelmek daha kolaydır. Türkçeden İngilizce'ye gitmek bir parça daha zamanınızı alabilir. Paniklemeyin sınavda of ben niye yavaş yapıyorum ya şimdi falan değil mi? Çok normal ya. Yani soru başına bir 15 saniye 20 saniye fazla koyun yani sıkıntı değil. Acele davranıp da düşük net yapmaktansa işaretledim <laughs> bitti sınav. Din daha iyi yani kullanın sınavın sonuna kadar. Tamam o yüzden İngilizce'den yani Türkçe'ye giderken yani çok daha rahat yapacaksınızdır. Türkçe'den İngilizce'ye giderken biraz daha fiiline yok öznesi yükleme tümleci kırtçacı zırtçacına dikkat edin. Ve unutmayın. Çeviri bölümü bu. Yani e, bu da aynı şeyi söylüyor. Kesin söylemiyor aynı şeyi. Yani bana aynı şeyi söyleyen bir şey lazım. Bakın mesela benzer bir şey değil. Mesaja bakmıyorum. Diyor ki I not only drink I drink not only tea but coffee dediğiniz zaman aşağıda e, çay ve kahve içerim yanlış. Sadece kahve değil, aynı zamanda da çay içiyorum falan filan olması lazım. Tamam Buna dikkat edin. Ya e, ikisi de aynı şeyi söylüyor. Evet ikisi de aynı şeyi söylüyor da bu statement değil. O Restatement'ta test edildi zaten. Bu çeviri, adam çok böyle konservatif şekilde, tutucu şekilde aynısını istiyor. Tamam. Ben hani çeviri şirketine sahibim demiştim ya, ben çeviri bilim dersinde kaç defa düşük not aldım. Şeyde, bölümde. Çünkü biraz daha böyle mesajı çeviriyormuşum, hoca şey diyor. olmaz diyor. Çünkü burada hedef kitle böyle böyle bir şeyse senin seçtiğin o kelime çok güzel bir kelime değil. Oha 55, 55 ne? Çatır çatır para kazanıyorum ben çeviri yaparken yani. 55 almışım okuldaki sınavı. <laughs> Yerin dibine girmem lazım benim yani. O yüzden bu çevirileri lütfen restatement muamelesi yapmayın. Kelimesinin, yükleminin, sıfatının tam karşılığını görün. Ve son olarak 76-80 arasında paragrafta anlamı bozan olmuş. Anlamı bozan çok net bir şekilde çözülen bir bence soru türü. Çünkü okuyorsunuz paragrafı. Bakın aynen şöyle oluyor. Bir cümle okuyorsun. iki okuyorsun işte. Hani üçü okuyorsun. Dörde gelin. Çat sırayla okunduğunda anlamı bozan cümle ya. Hani böyle gidiyor. Yavaş yavaş giderken araba böyle, olan bir şeye benziyor. Bir cümlesi de küçük bir tokat atıyor. Heh işte cevap buldunuz zaten. Yani bunun neyse bakıyorsunuz? Dönemlerine bakıyorsunuz, zaman uyumuna bakıyorsunuz, referanslarına bakıyorsunuz, genelleme, özellemeye bakıyorsunuz. Ah çeşmeler çeşmeler çok güzeldir. Çeşmeler işte kültürü yansıtır. Ah çeşmeler de böyle böyledir. İtalya'nın ilk çeşmesi bilmem nedir. Ne alaka? İşte çeşmelerin bilmem nesi de şöyle dönemdir. E şimdi nereden birden gittik? Genel 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 konuşurken küt diye İtalya'daki çeşmelere gittik birden. Tamam. Bu gözle de bakarsanız hayatta kaçırmazsınız paragrafta anlamı bozan. Unutmayın yalnız sırayla okunduğunda anlamı bozan arıyorsunuz. Yani ikinci cümle cevap ya, siz şöyle diyebilirsiniz. Ya ikinci cümle de konuyla alakalı. Konuyla alakalı da yeri bura değil, yeri burası mesela. Bu yüzden cevap 2 olmuş. Çünkü sırayla okuduğunda anlamı bozuyor. İşte bu sınav zaten böyle, benden daha iyi biliyorsunuz zaten siz. Kaç bin tane soru çözmüşsünüz. Şimdi 6 günde ne değişir? Arkadaşlar, hadi bunun bu gece kaç gibi gelir elinize? Hani atıyorum 11-12 gibi geldi. Ha bu gece öldü. Nereye öldü bu gece? Yani şu videodan sonra yapacağınız ilk iş hemen cümle tamamlamalara gideyim ben bir. Cümle tamamlamalar videosuna bakabilirim. Ya da hadi geçtim bizim kanalı geç Bunu seyrettiniz kapattınız her şey internet falan. Şimdi size tavsiyem. Son 3-4 yılın YDT'si de olur. Bakın YDS'si de olur. Yani çok fazla soru görmek istiyorsanız. Mesela kelime bölümünde al eline bilmem ne yılının sınavı. Sadece kelimelere bak. Çözmek için değil, zaten çözdünüz bunları. Çözdünüz varsayıyorum. Çözdünüz değil mi? <laughs> Ha bu de Evet bak çünkü bununla bu kullanılıyor. Aa araştırmalar diyordu. Araştırma zaten nesi olur ki? Ya kapsamlı araştırma olur ya da bilmem ne. Zaten yani deli gibi. Comprehensive ya da Extensive çıkar. Başka da bir şey sormuyorlar zaten. Ya da Thoreau soruluyor. Nı 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 koydun. Diğer sınavın sadece kelime bölümlerine bak. Koy. Diğer sınavın sadece ki. Bakın bir oturuşta 5-6 tane çıkmış sınavın sadece aynı bölümüne bakacak şekilde tekrar. Hop bitti mi? Koy tekrar buraya. Şimdi gel atıyorum mesela Individual Grammar bölümüne. Grammar'ta testlerine gel. Neyi test etmiş? Yani tense var burada. Zaten şundan önce demiş. Tam past perfect. Bu bitti. Diğer sınavları da böyle yapın. Bakın bu dediğim yarın sabah uyandınız mesela işte pazar günü saat 7'de kalktın. İşte 8'de falan bitti. Herhalde böyle yapıyor. 7 mi? Arkadaşlar kamp. Son 6 günlük kamptan bahsediyoruz. Saat 8'de oturdunuz. Bakın akşam 18. Hadi akşam 20'ye kadar 10 saat var. Demiyorum ki size 10 saat brrr, işte ne kadar saçma bir şey söylüyor Yavuz işte. Son hafta günde 10 saat çalışılır mı? Ben kimler gördüm arkadaşlar İTÜ'de çalışırken bakın söyledim size 7 yıl çalıştım orada ve doğru dürüst ödev bile yapmayıp da derslere şöyle gelen böyle gelen arkadaşlar son bir haftada öyle kampa giriyordu ki bu öğrenciler içlerinden böyle alien falan çıkıyor sanırsınız uzaylı çıkıyor sanırsınız sınavı çat diye geçiyorlar diyordum ki kıza ya arkadaş, madem sen böyle manyak psikopat çalışabilen birisiydin. ya 12 hafta niye bana işte bu dönem boyunca karın ağrısı çektirdin falan filan? İşte bu 60 saati nasıl kullandığınızla alakalı oradaki notunuz. Şimdi e, o bizim zamanımız abi. Son gün çalışılmaz. Hmm, son iki gün rahatla sonraki gün rahatla dememizi eminim hocalarımız şundan dolayı söylüyordu. Çünkü bazı arkadaşlar sınavın dibinde soru çözerken bir hata yaptığı zaman al işte sınav iki gün sonra ben hala readingde hata yapıyorum. Ha Eee tamam yapacaksın zaten. Sınav günde belki iki tane reading hatası yapacaksın. 15 tane soru var. Sen zaten belki 15'te 13 yapacaksın. Ha, neye ağlıyoruz yani? Ağlamaya zaman yok. Tamam hataysa hata. Niye hata yaptığını? Bu tavır çok önemli. Bakın kriz yönetimi çok önemli. Niye hata yaptığına bak. Hata yaptığına ağlama. Çünkü son tekrarlarla sınava girersiniz arkadaşlar. Son neye baktıysanız öyle sınava girersiniz. O yüzden sakin bir şekilde sabah 7'de kalktınız, 8'de kahvaltı, mamaltı bitti her neyse buçukta oturdun tamam mı? 2-3 saat üstüne denemelerden parça parça yapabilirsin. Bir ara verirsin ondan sonra tekrar gelirsin. Readingleri şöyle bir tararsın. Çıkmış sorular üzerinde Bakın ÖSYM'deki testerların kafasındaki o şeyi ee, ne diyorlar hani fareleri koyuyorlar ya böyle rrr, peynir buluyorlar falan filan. Labirent. Heh o labirentin içinde dolaşın. Yani ben hep şey diyorum seri katilin kafasındaki labirentte dolaşan dedektif gibi seri katil gibi düşünen dedektifler başarılı olur biliyorsunuz değil mi? 5 kişi öldürmüştür seri katil adamın artık paternini öğrenmiştir 6. nerede vuracağını bilir buraya gittiğinde bekliyordur onu dedektif işte filmlerde falan öyle oluyor. Ama o dediğim filmlerde oluyor falan da diyebilirsiniz tabii ki ama deneyin bence. Çünkü sorulara baktığınızda ÖSYM gibi düşünmeye başlıyorsunuz soruları sorgulamadan he, ne zaman bunu sorduysa bak çünkü son iki yılın e, close test sorularını arka arkaya çözüyorum. Bir bakıyorum. Ne zaman böyle bir şey varsa şu kelime ya da şuna benzer türden bir kelime çıkıyor. Ne zaman cümle tamamlamada böyle bir şey de devam ediyorsa bak ön tarafında böyle bir şey soruyormuş diye onun kafasını tanımış olursunuz. Büyük bir avantajdır. Bu, bu dediğim bir günlük çalışmaya Hele hele sizler gibi bir dönemdir çalışan arkadaşlar için. Şimdi Allah aşkına Videodan sonra bakın şimdi sınavın önüne ay YDT YDT falan değil biraz ukala gidin. Siz bu işi anlatacaksınız yarın bir gün Türkiye'ye. Bakın bu videoyu seyredenler hani YDS'deki ya da yok dildeki arkadaşlardan biraz daha farklı. Amaç farklı. Çünkü onlar atıyorum sosyoloji okumuş, matematik okumuş, mimar hani araç olarak İngilizceyi kullanıyor. Şimdi sizlerin bende yeri farklı. Çünkü sizleri meslektaş olarak görüyorum. Dolayısıyla sizler yarın bir gün bu işi anlatacaksınız. Yarın bir gün siz buraya geçeceksiniz. Ben oraya geçip oradan bakacağım size. Diyeceğim ki güzel aferin bu çocuk Aa, falan filan bu kız bayağı yanıtı falan diyeceğim yani. <laughs> Ve sizler yeni versiyon olacaksınız arkadaşlar. İleride biz sizi dinleyeceğiz. Tamam. Dolayısıyla da bu 6 günü eminim siz benden çok daha iyi biliyorsunuz nasıl kullanacağınızı. Ben sadece nacizane bir tavsiyede bulunuyorum. 6 gün deyip bütün dönem yattım 6 günde mi olacak? 6 günde olacak. Ama bütün bütün dönem yatmadığını da varsayıyorum zaten yani. Hani o hafif sınav kaygısıyla ay 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 diyen arkadaşlara daha çok sesleniyorum. Şimdi gidin bu videodan sonra çalıştığınız bütün o yaptığınız yaprak test, kaprak test, kitap kitap hepsini şöyle bir alın. Şöyle bir alın. Gidin yatağınızın üstüne bir atın. Yatağın üstü kaplanıyor. Düşünsenize. 5000 tane soru çözmüş kişi şurada 80 sorudan neyi kaçıracak ki? Hani ne kaçırabilirsin ki yani? Hani sınav kaygısı dediğin iyi bir şey. Bakın ben 24 yıldır dövüşüyorum. İlk dövüşlerimi hatırlıyorum. Elim ayağım titriyor böyle. <laughs> Hocam diyorum çok korkuyorum. İşte, i̇şte adam döver mi beni? Böyle ki. Oğlum dövüşmeye çıkıyorsun zaten yani. yani adam dövecek zaten yani dövmek istiyor. <laughs> böyle kasıyorsun kasıyorsun. Pam, i̇lk yumruğa kadar. Ha diyorsun ya ölmüyormuşsun. Heh, bu kaygı ama iyi. Adamı hani küçük görmemek, böyle çok böyle gevşek başlamamak için iyidir. Sizin de panik değil ama sınav kaygısı iyi bir şey. İlk 3 soruda bırakıyorsun işte onu yani. Tamam bitti gitti. O yüzden panik yapmayın ama kaygılı hissediyorsanız, bugünlerde şey gibi hissediyorsanız, var ya Asuman her şeyi unutmuş gibiyim. Gerçekten Asuman da diyor ki hiç çalışmadık zaten. <laughs> Hiç çalışmadı sen Asuman ne yapsın Ama eminim tekrar söylüyorum Bu videoyu seyrediyorsanız zaten bir planınız var demektir Zaten planı olmayan muhtemelen bakacak YDT son dakika teknik ben zaten YDT'ye girmeyeceğim YDT son dakika teknikleri Valla ben daha geçen hafta başladım çalışmaya. Yani son dakika beni kurtarmaz. Haklı. Yani bütün bütün dönem yattıysa bu video ona pek bir şey söylemeyecek yani. Ama dediğim gibi bu işin mesleğinde yürüyecek olan insanlar olduğunuzu varsaydığımdan zaten gelen yorumlardan işte attığımız mailler, cevap verdiğimiz maillerden yola çıkarak söylüyorum. Çok bilinçli bir kitlere konuşuyoruz. Bunun farkındayız. O yüzden sizlere başarılar diliyorum. Hadi gidin şu yere kestiği YDT goodbye dedik bakın bu sefer. O yüzden hep beraber gidelim de öpelim şu YDT'yi. Görüşmek üzere. Başarılar. Başarılar.